Gastrit ve mide hastalıklarından sizleri kurtaracak yöntemi bu videomuzda aktaracağız. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız şimdi videomuzun detaylarına geçelim. Evet, gastrit ve mide rahatsızlığını belki de hepimiz çekeriz. Peki neden olur ve bunun çözümü hangi bitkilerdedir? Ondan önce gastrit nedir? Bu sorunun cevabını bulmak gerekiyor. Gastrit, mide zarı iltihabı türleri için ortak olarak kullanılan bir terimdir. Gastrit iltihabı çoğu zaman mide ülserine neden olan bakteri türünün enfeksiyonunun doğrudan bir sonucudur. Bununla birlikte bazı ağrı kesicilerin düzenli kullanılması ve aşırı alkol tüketimi de gastrite katkıda bulunur. Gastrit genel olarak iki şekilde ortaya çıkar. Bunlar aniden ortaya çıkan akut gastrit veya zamanla yavaşça ortaya çıkan kronik gastrittir. Bazı vakalarda gastrit ülsere ve mide kanseri riskinin artmasına yol açar. Bununla birlikte birçok vaka için gastrit ciddi sonuçları olan bir durum değildir ve doğru tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla hızlı bir şekilde iyileşir. Peki gastritin nedenleri nelerdir? Gastrit her yaşta görülmekle birlikte genellikle erişkin yaştaki bireylerde ortaya çıkmaktadır. Akut yani aniden ve kronik gastrit yani yavaşça gelişen gastrit iki ayrı grupta incelenir. Alkol, aspirin, ağrı kesici ilaçlar ve stres genellikle akut gastrit tablosuna yol açar. Helikobakter pylori adı verilen ve mide iç duvarında yaşayan, genellikle çocukluk çağlarında kirli sulardan bulaşan çubuk şeklindeki bakteri kronik gastritin en önemli nedenidir. Günümüzde birçok insanın problemi olan gastrite, safra reflüsü ve bazı enfeksiyonlar yol açabilmektedir. Tedavi edilmeyen kronik gastrit vakalarında mide iç duvarında çeşitli doku değişiklikleri oluşabilmekte ve bu durumda genetik yatkınlığı olan, kanserojen maddelere maruz kalan kişilerde kanser oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Zihinsel stres, sigara, aşırı alkol kullanımı, ileri yaş, besin zehirlenmeleri, bağışıklık sisteminin kendi vücut hücrelerine saldırması ki buna otoimmün gastrit de denilebilmektedir, gastrit sebepleri arasında yer almaktadır. Evet, bu tür bir hastalık genellikle sağlıksız beslenme, stres veya alkol tüketiminden kaynaklanıyor demiştik. Ayrıca madde bağımlılığı da buna etkendir. Bazı uzmanlara göre gastrit rehabilitasyon edilebilir ancak genellikle verilen ilaçlar gerekli sonuçları sağlamazsa bu cins natürel usullere başvurabiliriz. Ve şimdi geçelim gastritten nasıl kurtuluruz bunun cevabına. Öncelikle pirinç suyu. 1 litre suda biraz pirinç kaynatıp soğumaya bırakın ve sonra karışımı süzün. Karışımı bir şişeye koyun. Gastrit semptomlarını gidermek için karışımı günde 2 defa için 1-2 çay kadehi kadar yeterlidir. Gastritten kurtulmak için bir başka çözüm maydanoz suyu. Maydanoz, midenizin mukoza tabakasını yatıştıran bir hayli anti-iltihap özelliğe sahip olduğundan eforlu bir idrar söktürücü görevi görür. Bir çay yapmak için bir maydanoz demetini 1 litre suda kaynatmanız yeterlidir. Sonra süzmeden evvel çayı soğumaya bırakın. Gün içerisinde bu çayı içebilirsiniz. Havuç ve kereviz suyu. Bu suyu elde etmek için ilk evvela 2 havuçla birkaç kereviz sapı ve biraz suyu karıştırın. Mide yanmalarını gidermek için bu suyu içmeniz yeterli. Elma ve papatya. Bir elmayı soyun, bir miktar papatyayla bir kadeh suda kaynatın. Her sabah ve çok fazla gevşemeye ihtiyaç duyduğunuz anda hafiflemek için bu karışımı içebilirsiniz. Zencefil ve armut. Gastrit ve mide ekşimesi belirtilerini hafifletmek için zencefil ve armut kullanarak bir çay yapın ve gün müddetince bunu için. Bir adet armutu 2 çay kaşığı zencefil rendesiyle biraz kaynatın. 1-2 kadeh çıkacak kadar su ilave etmeniz yeterli.
Evet, şimdi detaylandıralım dilerseniz. Gastrit neden olur? Fiziksel ve ruhsal stres buna etkenlerden bir tanesi. Kişiler hem fiziksel hem de ruhsal olarak strese girebilir. Örneğin ciddi yaralanmalar ya da ameliyat sonrası fiziksel bir stres tüm vücudu kaplar. En hassas organlardan biri olan midede bundan fazlasıyla etkilenir. Kaygı, stres ve depresyona meyil gibi faktörler de bu hastalığın ileri seviyelere çıkmasında önemli rol oynar. Uykusuzluk. Uykusuzluk kişilerin zihinsel ve ruhsal olarak yorulmasına yol açar. Daha sonrasında ise vücudun önemli görevleri üstlenen organlarında da negatif sonuçlar doğurur. Uyku kalitesi düşük olan kişilerde mide şikayetleri periyodik artış gösterir. Fast food tarzı beslenme. Sağlıklı ve doğal beslenme yerine genellikle fast food tarzı beslenen kişilerde mide ağrıları ve gaz şikayetleri had safhaya çıkar. Asitli içeceklerde mide duvarının delinmesine ve iltihabın yayılmasına yol açar. En zararlı pişirme yöntemi olarak gösterilen kızartma, midenin büyük ölçüde zarar görmesine zemin hazırlar. Evet, gastriti geçirmek için bakınız sizlere 3 ayrı yöntem vereceğiz. Bunları mutlaka uygulayın. Öncelikle maden suyu. Ana öğünlerden 10-15 dakika sonra bir şişe maden suyu içmek mideyi büyük ölçüde rahatlatır. Gastritle birlikte görülen belirtiler yarı yarıya az hissedilir. İkinci yöntem, sağlıklı beslenme. Kırmızı et yerine beyaz et tercih edin. Sindirilmesi nispeten kolay olan öğünlerle beslenilmeli. Kahve ve çay gibi alışkanlıklar terk edilip günlük olarak bitki çayı tüketmeniz önemli. Ve üçüncü yöntem, yoğurt. Özellikle az yağlı yoğurtlar birçok sağlık sorununa alternatif çözümler getirdiği gibi midenin de daha rahat çalışmasını sağlar. Hepsini saydık, peki gastrit olduğunu nasıl anlarız? Belirtileri nelerdir? Gastrit oluşumunda biraz sonra sayacağımız belirtilere rastlarsanız mutlaka öncelikle bir uzmana gitmeniz gerekmektedir. Sürekli geğirme ve öğürme ihtiyacı. Gastrit hastalarında en sık rastlanan belirtilerin başında geğirme ve öğürme ihtiyacı gelir. Özellikle akşam yemeklerinden sonra mide, hazımsızlık şikayetleriyle birlikte ağrımaya başlar. Mide fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremediği için sıkışma ve doluluk hissi de baş gösterir. Ekşime. Sindirilmesi zor gıdaların alımından sonra gastrit ve ülser gibi hastalarda ekşime semptomu görülür. Yanmayla birlikte ekşimeyi dindirmek için ağır, yağlı ve baharatlı gıdalardan uzak durulmalı. İştahsızlık ve kusma. Midedeki doluluk hissiyle birlikte kişilerin yemek yeme alışkanlıkları büsbütün bozulur. Sürekli ağrıyan mide, yemek yemeye düşkün insanların bile iştahsızlık belirtileri göstermesine yol açar. İleri uçlu gastrit vakalarında kusma da görülmektedir. Evet, gastride neler iyi gelir bunları aktardık. Peki gastritin tedavisi var mı? Gastrit tedavisinde mide asidini baskılayıcı antiasitler, proton pompa inhibitörleri, H2 reseptör blokörleri gibi ilaçlar kullanılır. Helikobakter pylori ve diğer bakterilerden kaynaklanan durumlarda antibiyotik tedavisi başlanır. Kronik otoimmün gastrit sıklıkla B12 vitamini eksikliği ile birlikte görülür. Ancak ilaç kullanmadan önce mutlaka doktora gitmeniz önemli. Gastrite iyi gelen ve gelmeyen yiyecekler hangileri? Gastrite iyi gelen yiyecekler ve içecekler şunlar. Taze sebze ve meyveler, elma, yulaf ezmesi, brokoli, havuç ve fasulye gibi yüksek lifli gıdalar, tam tahıllar, Hindistan cevizi yağı, balık, tavuk ve hindi göğsü gibi az yağlı yiyecekler, tarhana, ev yapımı yoğurt ve lahana turşusu gibi probiyotikler bulunur. Gastriti artıran yiyecekler ve içecekler de şunlar. Çikolata, kahve, alkol, domates gibi asitli yiyecekler, her türlü işlenmiş gıda, yüksek yağ ve şeker içeren yiyecekler ve içecekler, kızartmalar, yapay tatlandırıcı içecek ve yiyecekler, aşırı baharatlı gıdalar, dondurulmuş gıdalar şeklinde sıralanabilir.
Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz.